Haziran seçimleri var. Kime oy kullanmayı düşünüyorsunuz? Vallahi daha şimdi ben kendi kafamı şey vermek istemiyorum yani. Benim büyüklerim var. Onlar ne derse ona göre ben hareket ederim. Peki AK Parti'nin adaylarını tanıyor musunuz? O kadar şey tanımıyorum ben. HDP'nin adaylarını tanıyor musunuz? Böyle şeylerle bakalım ben. Çünkü uğraşamıyorum ben. Tamam. Hayırlısı olanı olsun. Urfalı bakan mı istiyorsunuz yoksa yabancı bir bakan mı? Yok, Urfalı bakan olsun istiyorum. Zaten seçilenlerde Nurettin Nebati düşünülüyor. Biz de Urfalı bakan istiyoruz. Urfa'yı geliştirsin. Bizim hemşerimizdir. Öylesin. Teşekkürler. Adaylarımızı tanıyor musunuz öncelikle öyle? Adaylarımızı tanıyoruz evet. Ama hepsi ithal adayımız. Eski milletvekillerimiz var. Bugüne kadar hiçbir manfaat, hiçbir şey bu Akçakale ilçemize hiçbir şeyleri görmedik. Hiçbir faydaları olmadı. Şu anda düşündüğümüz MHP. İbrahim Özyavuz'u düşünüyoruz. Peki Akçakaleli bir aday görüyor musunuz AK Parti'nin içinde? Akçakaleli bir aday göremiyoruz şu anda. Yalnız şu anda tek düşündüğümüz Akçakale için en hayırlısı olan İbrahim Özyavuz'dur ve Mehmet Ayhan'dır. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan önceki milletvekilleri çalışmalarını değerlendiriyoruz. Tabii ki hiçbir şeyi göz ardı etmeyelim. Daha önce evet çok faydasını gördük ama lakin tamamen Arapları bir hiçe sayıp sadece farklı düşünceler, farklı şeyler konumunda farklı kişileri almaları bizim için çok ters oldu açıkçası. Bizim düşüncemiz Akçakaleli olsun, Arap olsun, buranın halkından biri olsun. En azından bizi kucaklayacak birini istiyoruz biz. HDP barajı aşar mı son olarak onu soralım. HDP barajı aşabilir. Peki siz aşmasını ister misiniz? Mecliste? Ya tabii ki aşmasını istiyoruz. Çünkü aşarsa muhalefet olur. Daha farklı bir siyasi olur. Var. Kime oy kullanacaksınız? AK Parti. Neden AK Parti? AK Parti'yi sevdiğim için. Bundan önceki milletvekilleri sizce çalıştı mı? Hayır. Yani hiçbirinden bir fayda görmediniz mi Akçakale için? Vallahi görmedim. Ben askerim burada abi. 8 aydır, 8 aya, 9 aya yakındır askerim. Biz seçimi kullanamıyoruz ama kullansaydım AK Parti'ye kullanırdım. Neredesiniz peki? Özür dilerim. Nerelisiniz? Samsunluyum. Sizce HDP barajı aşar mı? Bu sene aşabilir. Teşekkürler. Aşabilir bu sene. Teşekkürler. Var, oyunuzu kime kullanacaksınız? AK Parti'nin listesinden dolayı MHP'ye vereceğim. Yani listeyi beğenmiyor musunuz AK Parti'nin? Evet. Neden beğenmiyorsunuz? Çünkü Akçakale Harran'a hiçbir vekil vermedi. Ya Halil Özcan'ın ismi geçiyor. Yani listede var. Şimdi Halil Özcan buranın vatandaşı değil. Kendisi Şanlıurfa'nın Eybiye ilçesine bağlı bir vatandaşımız. Aynı zamanda akrabam da oluyor ama maalesef listeyi beğenmediğim için AK Parti'ye bu sene oy vermeyeceğim. Sizce MHP aday çıkartabilir mi milletvekili? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Özellikle de buradaki vatandaşların büyük bir kin duymuş listeye karşı. O yüzden ben 2'yi çıkaracağını düşünüyorum. HDP barajı aşabilir mi? HDP büyük ihtimalle barajı aşacaktır. Aşmasını istiyor musunuz peki? Evet. Neden istiyorsunuz? AK Parti tek başına iktidar olmasın diye. Teşekkür. Kullanacaksınız. Oyumuzu HDP kullanacağız. Neden HDP? Neden HDP? 15 tane adayımız var ve hiçbirine yer vermediler. Vermedikleri için de HDP oy vereceğiz. Ya Akçakale'den 15 aday adayı evet. Vardı. Hiçbirine AK Parti'ye ve hiçbirine yer vermediler. Vermedikleri için de HDP oyumuzu vereceğiz. Peki HDP'de sizi temsil eden kimse var mı? Temsil eden yok. Kasıtlı olarak oraya vereceğiz. Hiç tarih boyunca HDP oy vermedik ama kasıtlı olarak HDP oy vereceğiz. HDP barajı aşabilir mi? Aşacak. MHP'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Boş. Seçimler var. Kime oyunuzu kullanmayı düşünüyorsunuz? Ben oyumu MHP vermeyi düşünüyorum. Neden? Çünkü artık yani AK Parti'nin iktidarını, yönetimini beğenmiyoruz yani. Peki AK Parti'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? La bilmiyorum. Ben hiç yani öyle. İlgili de denlenmiyorum da. Yalnız bu sene AK Parti Urfa'dan hani çok koy kaybedecek. HDP barajı aşabilir mi son olarak? Bilmiyorum da HDP ihtimal var yani. Aşmasını ister misiniz peki barajı? HDP aşsa bir yandan da iyi. Çünkü onlar hiç olmazsa onlar da aynı bizim gibi doğulu yani. Muhtemelen MHP. Neden MHP? Araplara göre
Arapların varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Hatta bizim burada olduğumuzu görenler oldukları için. AK Parti'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'nin adayları hiçbir şekilde Arapları görmedikleri için aslında birazcık tınıyoruz da. Varlığımızı falan hiç haberdar değiller gibi görünüyor da. Peki AK Parti'de Akçakaleli aday var mı? Sanırım yok. HDP sizce barajı aşabilir mi? HDP bilgim yok da yani aşma gibi bir de durum da olabilir. Olmayabilir. Siz aşmasını ister misiniz peki? Aslında muhalif olabilmesi için aşmasını isterim. Teşekkürler efendim. Hangi partiye oy kullanmayı düşünüyorsunuz? MHP. Neden MHP? Arap milletvekilleri olduğu için. AK Parti bizi içe saydı. Arap koymadığı için biz de MHP ile gideceğiz. MHP'nin adaylarını tanıyor musunuz peki? İbrahim Özyavuz. İkinci sıradakini bilmiyorum. Mehmet Ayhan. Diğerlerini de hatırlamıyorum. Yani MHP oyunuzu kullanacaksınız. Evet. Peki AK Parti'nin adayları içerisinde Akçakale'yi temsil edecek kimse yok mu? Hayır, yani bundan önceki dönemde yani hiçbir şey yapmadılar. AK Parti bayrağı Araplar gitsin, en azından onlar da bir şey yapmasa deriz mecliste Arap var. Peki HDP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Baraj aşar mı sizce? Valla zor düşünüyorum. İnşallah da aşmazlar. Aşmasını istemiyorsunuz. Evet. Teşekkürler beyefendi. İyi günler. Kim oyunuzu kullanacaksınız? Valla AK Parti. Neden AK Parti? Valla hizmetlerinden memnun yani. Peki MHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz Akçakale'de? MHP'ye olumsuz bakmıyorum ben. Bayağı olumlu bir parti. Peki AK Parti'de Akçakale'yi temsil edecek aday var mı sizce? Akçakale'yi temsil edecek bilmiyorum ama son haberim yok. HDP'yi barajı açar mı sizce? HDP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Barajı açmaz. Açmasını ister misiniz peki? Yok. Karşı. Teşekkürler beyefendi. Sağ olasın. Suriye diyorlar. Suriye. Valla şu an çekimseriz de o gün kararsızlıklarla beraber inşallah partilerin projelerine bakarak ona göre oy vereceğiz. AK Parti çalıştı mı sizce bundan önceki dönem? Akçakale'ye çalıştı mı? Akçakale çalışmadı. Yani yapılan bir şey olmadı mı? AK Partili olarak şu anda AK Parti'nin buraya yatırımını göremiyorum yani. En azından altyapı hiç olmadı. Üst yapı da göze görecek şekilde de değil. MHP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Adaylarını nasıl buluyorsunuz? MHP daha önce bu milletvekili adayları şu anda bir ikiler iyiler. Ya sizce milletvekili çıkarabilir mi Urfa'dan? MHP çıkarır. Peki HDP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce barajı aşabilir mi? HDP de inşallah aşar. Aşmasını istiyorsunuz yani? Evet istiyorum. Neden çünkü istiyorsunuz peki? Çözüm sürecine katkısı olur. Herkes kardeşlik diye tarafından yani olduğu için herkes bu vatan herkese yeter diye istiyorum, arzu ediyorum yani. Teşekkürler. MHP ediyorum. Neden MHP? Çünkü AK Parti verilen sözleri yerine getirmedi. Yani bir sürü işçiyi mağdur etti. Yani burada nasıl bir süre? 20-50-60 milyon süre geldiği zaman şimdi 15-20 milyona çalışıyoruz. Bize yazık değil mi? Peki MHP'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce milletvekili çıkartabilir mi Urfa'dan? Onu önümüzdeki süreç bile eder kendini. Şu an en takriben MHP diyorum ben. Peki HDP'nin barajı aşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce aşabilir mi? Onu süreç geçireceğim. Aşmasını ister misiniz peki barajı? Ben önce MHP diyorum. Sonra gerisi Allah'a emanet. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Kimi oyunuzu kullanacaksınız? Ya kararsızım ya. Peki AK Parti'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel. Ya AK Parti bundan önceki dönemde Akçakale'ye çalıştı mı sizce? Ben ya buralı değilim ben. Nerelisiniz peki? Ben Osmaniyeli. Peki HDP'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye genelinde barajı açacak mı sizce? Bilemiyorum onu. Teşekkürler, alacaksınız. Bu konuda bilgi paylaşmak istemiyorum. Ben bunu söylemek istemiyorum. Peki AK Parti bundan önceki dönem? Akçakale'de ben etkinliğini söyleyeyim. Akçakale'de yani genelde şu anda MHP hakimiyetini gösteriyor. HDP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Barajı aşabilir mi sizce? O konuda pek bilgiye sahip değilim. Bilgiye sahip olmadığım için de eleştiri yapmak istemiyorum. Peki aşmasını ister misiniz?
O konuda bilgim yok. Aşarsa ne olur, tepkisi ne olur, mecliste ne katkısı olur. O yüzden bilgi sahibi değilim. Yani. MHP adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akçakale'ye faydalı olur mu sizce milletvekili seçilirse? MHP değil de her zaman karşı olsun ki hizmet olsun. Tek kullanacaksınız. Ben MHP kullanacağım. Neden MHP? O şeyin sıralamasını beğenmedim. AK Parti. Akçakale'yi temsil edecek aday var mı AK Parti'nin? AK Parti'nin. Maalesef Meherran var, ne yapacak kadar var. Halil Özcan Arapların adayı diyorlar. O Eyyubiye'nin adayı değil. Peki bundan önce Akçakale'ye faydası dokundu mu AK Parti'nin? Hiçbir faydası yok. Ortada belli. Elektrik, geçen sene mahsullar kurudu. Ben emekliyim. Emekliyi dilenci yaptılar. Utandıklarından dilenemiyorlar da. MHP'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben İbrahim Özcan'ı çalışkan birisi, onu beğeniyorum. HDP'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? HDP baraja takılmasa iyi bir şey alır Urfa'da. Peki siz barajı geçmesini ister misiniz HDP'nin? Tabii isterim ya. HDP'nin baraj açması lazım ki AK Parti'nin saltanatı biraz bitsin yani. Diktatörlük bu şeyde geliyor. Tamam başkanlık sistemi diyor ama onun başkanlık sistemi şey gibi, Putin gibi, Rusya'nın, Amerika gibi değil. Amerika'da temsilciler meclisi var, senatosu var, Obama bir şey yapamıyor. Bunlardan geçmese Obama hiçbir şey yapamıyor. Bu diktatör. Astır kestir. O kadar olur. Dünya kadar şey içeride, yazarlar içeride, gazeteciler içeride. Yani bu şeyde git. Bugün mesela Urfa'da bir şey var. Mehmet Ali Kapaklı. Urfa'nın şeylerine İbrahim Toru. Bunlar kendileri için kendini feda ettiler. Adamlara sıralama vermez. Birecik'in 3 tane adayı var. Kaç oyu var Birecik? Akçakale Harran 91 oy. Birecik'in kaç oyu var? 3 tane aday. Belenşehir'in 2 adayı var. Biri hiç adaylıkta şeyden Urfalılıklar alakası yok. Birinci sırada onu herhalde yine ithal bakan yapacaklar. Nurettin Nebati Aslan Viranşehirlidir ama ya Urfa'da yaşamamış. Urfa'da yaşamamış. Şimdi Urfa'nın sorunlarını bilemez o adam. Urfa'nın sorunlarını bilen adamlar şey olaydı. Bugün bir İbrahim Toru, bir Mehmet Ali Kapaklı bunlar Urfa'nın bütün şeylerini bilen insanlar. Peki MHP sizce milletvekili çıkartabilir mi Urfa'dan? Urfa'da. AK Parti'nin bu şeysine göre MHP yani şeysiz olsun yani biraz çalışır da iki taneyi gene götürür. Teşekkür. Valla MHP'ye vereceğim. Neden MHP? Valla AK Parti bizi mahvetti ya. Neden mahvetti peki? Valla bu süreler yüzünden iş yok, güç yok. İkincisine gelelim. Gerçekten gerçekten Türkiye'de geçim artık çok zor oluyor. Peki MHP sizce aday çıkartabilir mi? Yani milletvekili çıkartabilir mi Urfa'dan? Çıkartır inşallah. Kaç tane çıkartır? Vallahi isterse herkes çıksın bizim için. Yani gerçekten artık AK Parti yani gerçekten bizim için artık bence hiç artık gerçekten yatırım yapmıyor artık. Doğaya özellikle hiç yatırım yapmıyor. HDP'nin şansını nasıl değerlendiriyorsunuz? İyi. Yani barajı aşar mı sizce? Aşacak bu sene. Siz aşmasını ister misiniz? İsterim. Neden peki? Çünkü MHP iyi bir parti. HDP işte. Evet. İyi bir partidir yani. En son çok yani ister istemez de bu AK Parti'nin gelişi iyi, hoşuma gelmiyor yani. Gittikçe bozuluyor. Eskiden iyiydi ama şimdi bu sene özellikle çok yani yasalar değiştirdi. Bizim için hani bayağı iyi olmadı yani. Teşekkürler beyefendi. Evet efendim sizce AK Parti bu sene Urfa'dan kaç milletvekili çıkartır? AK Parti hiç çıkmaz yok ama hiç çıkmaz. Yani niye diyorsanız hiçbir akrabamız olduğuna rağmen hiçbir faydasını görmedik. Ben BDP'ye vereceğim yani bundan sonra. Yani Akçakalesiniz değil mi? Tabii. Yani neden BDP? BDP çünkü... HDP pardon. HDP çünkü ben artık kime vereceğimi şaşırdım. Yani hiç artık şey BDP'ye vereceğiz abi yapacak bir şey yok. Yani tamamen sizinki tepki oyu o zaman. Tabii. Açık oynayacağım ben. Açık. Bu sene açık. Aynen. Teşekkürler beyefendi. Evet efendim sizce... Oradan bir şey paylaşmayın. Tamam. Yani... Evet efendim HDP sizce barajı aşabilir mi? HDP barajı aşar. Bu can bu bendeğinde oldukça müddetçe ben kesinlikle AK Parti'ye oy kullanmam. Çünkü hep AK Parti aşıkla veriyor, kepçeyle alıyor. Bize bu zamana kadar hiçbir yararı olmadı.
bize yaptığı yararı göstersinler. Bunu yaptık, bunu ettik desinler. Hiçbir şey yapmadılar. AK Parti'nin adaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Akçakale'yi temsil edebilecek birisi var mı içerisinde adaylar? Akçakale'yi temsil edecek birisi yok. Söz konusu AK Parti olunca hiçbir şey yoktur demek ki. Çünkü zaten AK Parti zaten dini kullanarak milleti, bizim milletimiz cahil hepsi görüyorsunuz. Doğu halkı çok cahil. Zaten dini kullanarak oy alıyorlar zaten. Bu açıkça bellidir zaten. Hiçbir şey yapmadılar. Yapmaya da niyetleri yok. Zaten Türkiye zaten savaşa girmek üzere. Zaten bizim milletimiz yatıyor böyle cahiller oldukça. Zaten yatsınlar daha zaten belli olacak zaten. İş işten geçecek ama iş işten geçtikten sonra fark edecekler yani bunun neyin ne olduğunu. Teşekkürler efendim.